Bunların bir tanesini özellikle vurgu yapmak istiyorum huzurlarınızda. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulu sandık sonuç tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor. Sonra ilçe seçim kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her partide var bunlar. Biz de görüyoruz, başka partiler de görüyor. Yine aynı şekilde partili görevler almıyor ama bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım döküm çizelgesi var. Bu çizelgeleri ilçe seçim kurulları sisteme yükledikçe, tekrar ediyorum, biz görüyoruz, diğer partiler de görüyor. Yükledikçe biz karşılaştırma yapıyoruz ve çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum burada. Sadece 309 karşılaştırma, 309 sandıktaki karşılaştırmada neyi karşılaştırdığımızı bir daha söylemek istiyorum. Sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırılması. Oy sayım ve döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imza altına alınıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor ve partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış ve bunun sonucunda 309 sandıkta 17.410 oy bizim adayımıza AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere kaydedilmiş, yazılmıştır. Buradan bakıldığında baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarda ne derece haklı olduğumuzu siz de müşahede ediyorsunuz. Bekleyin, yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek ve hak ne ise o yerini bulsun diye temenni ediyoruz. İnşallah en son Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi anlamda kesin sonuçları elbette hepimizi bağlayacak. Ama bu itiraz süreçlerinin işletilmesi, bütün partilerin hakkı, bizim de hakkımız. Bu süreçleri işletiyoruz ve bu süreçleri işletirken görüyoruz ki bizim aleyhimize gerçekten çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuş. Onları tek tek belirleyip sonucu inşallah hep birlikte görmüş olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Sağ olun.